Şimdi Eylül Hanım, burada temel sorunlardan bir tanesi bu kadar döviz rezervinin azaltılmış olması ya da eritilmiş olmasıyla birlikte ikinci ve önemli sorun bu sürecin şeffaf bir biçimde yürütülmemiş olması. Şimdi Merkez Bankası bir piyasaların büyük abisi olarak, bir kamu kurumu olarak bu tür işleri açık ve net bir biçimde yapması gerekir. Ki geçmişte böyle yapmıştır. Ben hatırlıyorum, dövize müdahale edecekleri dönemlerde işte zaman zaman ihaleler açılırdı. Derdi ki Merkez Bankası, ben bugün 500 milyon dolar satacağım, alayım. Ya da işte 1 milyar dolar satacağım, her neyse. Dolayısıyla piyasa koşulları içerisinde rekabetçi bir biçimde bunlar yapılırdı. Fakat 2016 yılından sonra Merkez Bankası'nın döviz alım satım işlemlerine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan veriler yok. Şimdi tutar yüksek olmayınca çok dikkatimizi çekmiyor ama birdenbire net rezervleriniz eksiye düştüğü zaman haklı olarak soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu dövizi kime ve hangi mekanizma üzerinden sattınız? Şimdi biz biliyoruz ki bunun önemli bir kısmını kamu bankaları üzerinden sattılar. Ama Merkez Bankası nezdinde kamu bankası ile özel bir ticari banka arasında bir fark olamaz. Merkez Bankası bütün bankalara eşit mesafede durup eşit bir biçimde iş yapması gerekir. Çünkü onların da bankasıdır Merkez Bankası. Bu açıdan baktığımızda şu soruyu sormak lazım. Kamu bankalarına hangi mekanizma üzerinden bu kaynağı aktardınız? Aktardığınız bu kaynak kamu bankaları üzerinden kimlere, hangi kurdan satıldı bunları bilmiyorum. Hakikaten bu 128 milyar dolarlık işlemin, bu paranın ya da rezervin azalmış olmasının hangi mekanizmalar üzerinden gerçekleştirdiğini yanıtlanması lazım. Şimdi burada ilk temel sorun şu. Bu işlemlerin sonucunda Merkez Bankası'nın net rezervinin eksiye düşmüş olması. Yani şu anda kabaca söylüyorum, Merkez Bankası'nın alacaklarını, vereceklerini çıkardığımızda milyar dolar net rezervi var. Altınları bir kenara bırakıp döviz olarak bakacak olursak da burada eksi 68 milyar dolar Merkez Bankası'nın açığı var. Yani Merkez Bankası'nın borcu, döviz cinsi borcu, öyle söyleyelim bir anlamda, döviz cinsi alacaklarından ya da varlıklarından daha fazla. Bu niye sorun oluyor? Ekonomi sonucu bunun çok belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor. Bugün cari işlemler dengesi verileri açıklandı. Yani Türkiye'nin cari işlemler açığı hızla büyümeye devam ediyor. Son 2 aylıklarına baktığımız zaman 36,6 milyar dolarlık bir cari açığa ulaşmışız. Cari açık demek yurt dışından giren, gönderdiğimiz para arasındaki fark. Yani bize gelen daha fazlasını biz yurt dışına ödemek durumunda kalıyoruz. Nereden bulacağız bu dövizi? Merkez Bankası'na gidip dememiz lazım ki bize para ver. Merkez Bankası hangi parayı verecek? Kasasında döviz bulunmuyor. Biraz önce İbrahim Bey'in söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Yani bu Merkez Bankası'nda şu anda brüt olarak bulunan paranın bir kısmı nereden geliyor? 95 milyar dolar civarında brüt bir rezerv var ama bunun yaklaşık 35 milyar doları vatandaşların bankalarda bulunan döviz sevkiyat hesaplarına karşılık alınan zorunlu karşılıklardan kaynaklanıyor. Yani siz Sayın bankaya Kahveci de para bunu söyledi. yatırdığınız zaman bunun %23'ünü yaklaşık olarak bankalara götürüp Merkez Bankası'na yatırması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın parasının bir kısmı da Merkez Bankası'na emanette duruyor. Sayın Karat